Merhaba. Bugün bu güzel mumlu yapacağız. Bakın bunun kenarına şöyle simler yaptım. Diğerleri simsiz. Şöyle bu şekilde oldular. Şimdi kullandığım ip kartopu organika ipini kullandım. Bu %100 koton bir ip. Eğer dilerseniz bu örgüyü ördükten sonra az sulandırılmış tutkal ile ya da nişastalı kola yaparak bunu böyle üzerine sürerek sertleştirebilirsiniz. Güzel de bir ütü yapabilirsiniz üzerine. Ama ben çok yıkadığım için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi bu simli ipimde panç ipi, bunu kullandım. Panç ipim var. 3 numara tığ ve makas. Bütün malzemelerim bu kadar. Şimdi yapımını anlatmaya başlayayım. Çok basit bir örnek. İsterseniz davet sofralarında kullanabilirsiniz. Yılbaşı renklerine göre kırmızı, yeşil renklerde dekore edebilirsiniz. Böyle güzel bir alternatif şıklık. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, şimdi yapmaya başlıyorum. Öncelikle sihirli halkamı şöyle bir küçük bir sihirli halka yapacağım. Şöyle içerisine 6 tane sık iğne. 3, 4, 5, 6. Bunu sıkıştırıyorum. Şöyle kilitleyeceğim. İkinci sırada her bir yuvaya çifter batacağım. Şu ipi de yürütelim alttan. Açılmasın. İyice sıkıştıralım. Çifter çifter ilerleyeceğim. Üçüncü sırada bir tek bir çift. Dördüncü sırada iki tek bir çift. Ta ki mumluğumuzun genişliği kadar şu genişlik elde edene kadar bunu bir büyütelim. Şimdi ben bir yapıp geliyorum. Evet, şimdi 6 sık iğnenin üzerine çifter battım. Sonra bir tek bir çift, sonra iki tek bir çift yaptım. Ölçelim. Evet, iki tek bir çift tam geldi. Bakın bu şekilde. Şimdi şu kısmını yapalım. Bu kısmı tutacak, yani mumluğu şu şekilde oturtmamızı sağlayacak yeri hazırlayalım. Bir zincir çektim, şöyle çevirdim. Şuradaki ilmeklerimin ön yüzünden şöyle tek parçasını, şöyle tek kanadını alarak sık iğnemi yapmaya başlıyorum şu şekilde. Arttırma yapmayacağız burada. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Şu taraftan alıp bu şekilde. Mumluğumuzu oturtacak yerini hazırlıyoruz şu an. Evet, bakın bu şekilde olacak. Sonra mumluğu içine oturtacağız. Bakalım burası 2 mi 3 mü? Onu ölçerek gideceğiz. Evet, ikinci sırama geçtim. Şimdi normal şu şekilde üzerine sık iğnemi yaparak ilerleyeceğim. Şu şekilde. Bu ikinci sıramız. Mumlar farklılık gösterebiliyor. Çoğu standart olmuyor. Bazısı büyük, bazısı daha küçük boyda olabiliyor. O yüzden şu ilk yapacağımız işlemi şöyle ölçerek yaparsak daha iyi olur. O yüzden sayı vermedim. Başlangıç sayısı. Benim mumum orta. Bunun bir küçüğü var, bir büyük boyları var çünkü. Evet, bir bakalım önce ikinci sırada yeterli geldi mi? Şöyle bakalım. Bence evet, iki sırada tamamlasak
Aynen oldu. Çok da muma değmesin. Evet, ben bunu ikinci sırada kapatıp bitireceğim. İpimi de keseceğim. Evet, mumu yerleştirdim. Sığdı. Şimdi ben burada ipi kesmek istiyordum. Yani ikinci sık iğne sıramda kesecektim ama şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şöyle bir tane zincir çekip şöyle yürüterek tek tek biraz kalınlaştırmak istiyorum. Ve çok gevşek olmasın istiyorum. O yüzden şöyle bir sık, bir sıra şöyle sıkı sıkı şu iğne ardı gibi kaydırarak bu işlemi yapalım. Ve ipimi o zaman keseceğim. Şunu bu sırayı bitirdikten sonra keseceğim ipi. Bunu sepet örgülerde de yaparız. Evet, şimdi ipi orada temizleyeceğim. Bakın daha iyi oldu. Sizler de bu şekilde yaparsınız. Şimdi ipi buradan kesiyorum ve şu alt örneğimize geçeceğiz. Evet, ipi kestim, temizledim. Şimdi şunu şöyle bir takayım. Bakın bu şekilde tam oldu. Tam ölçüde oldu. Evet. Şu şekilde bakın. Şurayı keserim. Sorun değil. Evet, şimdi bunun şu alt kısmına geçeceğiz. Bunun için önce ipimizi bağlayacağız. Evet. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Şu altı alıp şöyle çeviriyorum. Herhangi bir yerinden şöyle şu tek ilmekten 3 tane zincir çekiyorum. Bunu şöyle yürüterek ilerleteceğim. Ve şöyle her bir yuvaya batarak ikili trabzan yapacağım. 4 tane. 1, 2, şunu alayım. 3 ve 4. İpimi şimdi kesip temizleriz şurayı. Bu şekilde. Evet, şimdi 4 zincir. Yine 4 tane ikili trabzan. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz bu ölçüye göre yaptığımız için şunlar bazen 8 olabiliyor, 9 olabiliyor mumun büyüklüğüne göre. Şimdi benimki 7 tane çıkacak. Şunlar 7 tane olacak. Dörtlü ikili trabzanlarımız 7 adet olmuş olacak. 8 olabilir kiminde. O hiç sorun değil. Yani şu eşit gelsin yeter ki. Çok böyle doldurmayın. O zaman volanlanıyor üst tarafa doğru. Kıvrılıyor. Benimki 7 taneye eşit gelecek. Mumun ölçüsüne göre. 7 dilimli olacak. Evet. 4 zincir. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi benim 7 tane kutucuğum oluştu. Tam şu ortaya kaydırıyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve tam buraya 4 zincirin ortasına bir sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Şu dörtlünün ortasına girip 2'de çıkıyorum. Ve 13 tane zincir çekiyorum. ...12-13 doladım. Aynı yuvaya tekrar ikili trabzan. 4 zincirin ortasına sık iğne. Doladım. Dörtlünün ortasına
ikili trabzan, şöyle ve 13 tane zincir. Doladım. Aynı yuvaya ikili trabzan. Sık iğne. İkili trabzan. 13 zincir. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve bir sık iğne. Evet. Bakın şöyle oluyor. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bu şekilde oldu. 7 tane dilimimiz oluştu. Şimdi bunu şu tarafa kaydıracağım. Şuraya batıp 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve 7 tane zincirle, şu zincirimizle beraber ikili trabzan yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7. Arasına 5 zincir. Aynı yuvaya tekrar 7 tane trabzan. Ben 2'de çıkartıyorum. Benim elim çok bol. İsteyen 3'te de çıkartabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. buraya kilitliyorum. Bu şekilde. Yan tarafa geçerken de hiç zincir çekmeden doladım. Direkt bu dibine batarak 7 tane aynı işlemi yapıyorum. Trabzanımı dolduruyorum. Yedi. 5 zincir. 7. Bu şekilde sıra başına kadar yapacağız. Bakın böyle. 3, 4, 5, 6, 7. buraya tutuyorum. 7. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, bitirdim bu sıramı da. Şimdi geldik son sıramıza. Son sırada isterseniz aynı renk ipini koparmadan devam edebilirsiniz. Ama ben yılbaşı konsepti düşündüğüm için böyle şimdi panç ipimle geçmeyi deneyeceğim şimdi. Şu şekilde bir yerden bunu bağlayayım. Şimdi her bir yuvaya, şunu yürüterek gideyim. Şöyle sık iğne yaparak ilerliyorum. Şekilde. Şu zincirlerin, 5 tane yaptığımız zincirin arasına 3 tane sık iğne ve 3 tane zincir. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 sık iğne. Evet, tekrar her yuvaya batarak son sıramızı böyle sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın şöyle olacak. İsterseniz kendi ipiyle de devam edebilirsiniz ama yılbaşı konsepti düşündüğüm için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şu ipi temizleyeyim. Bence gece mumu mesela yılbaşı sofranızda yaktığınızda bu simler parlayacaktır diye düşünüyorum. Güzel olur bence. İstemezseniz kendi ipiyle bu son sırayı yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde her bir yuvaya batarak ilerliyorum.
Şimdi ben bunu öreyim. Başlangıç yerime kadar geleyim. Nasıl görünüyor? Hep beraber bakalım. Evet, son sıramızı geçtim. Bakın şöyle parlak, güzel oldu. Şöyle şu şekilde. Şimdi mumunu yerleştireyim. Bir de mumunu yakalım. Bir de o şekilde görelim. Bakalım nasıl duracak simler. Evet, mumlarımı yaktım. Şöyle ışığımı kapatayım. Bakın. Çok da güzel oldu. Şu şekilde. Organizasyonlar için kullanabilirsiniz bu modeli. Davet sofralarınızda, yemek takımlarınıza, örtünüzün renginde örebilirsiniz. Kırmızı yapabilirsiniz, yeşil olabilir, yılbaşı renklerine uygun renkler olabilir. Evet, yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Sorularınız olursa, eleştirileriniz de olursa başımın üstünde yeriniz var. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.